Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'in Suriye sınırına sevk edilen tank, obüs topları, füze ve topçu bataryaların namluları Suriye'ye doğru çevrildi. Türkiye-Suriye sınırında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları kritik noktalara konuşlandırılarak Türkiye'den Suriye'ye, Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyenlere izin vermiyor. Fırtına obüs topları ise kritik bölgelere konularak namlularını PYD ile IŞİD'in bulunduğu bölgeye çevirdi. Gaziantep'te çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Demokrasi Güçleri Platformu, Ankara'da meydana gelen ve 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamla ilgili toplandı. Canlı bomba faciasının gar önünde yaşanması sebebiyle Gaziantep garın önünde toplanarak mesaj veren platform üyeleri, katliamın gerçek faillerinin açığa çıkarılıp cezalandırılmaması durumunda yeni saldırıların kaçınılmaz olacağını savundu. Platform adına konuşan Eğitimsen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez şunları söyledi. İçeride ve dışarıda uygulanan yanlış politikalar, baskı, şiddet, olağanüstü koşullar ülkemizi bir çatışmalı ve savaş ortamına sürüklerken bizler yoksul halk çocukları olarak bedel ödemeye devam ediyoruz. Hükümetin yanlış politikalarına muhalefet herkesi hain ilan ediyor. Adana'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 kilogram da esrar ele geçirildi.